Geçen sene bak, geçen sene. Diyor ki kalsın diyor. Tabii. Bir şey söyleyeyim bak, geçen sene Mertens işte şöyle kötü, böyle kötü, formsuz bilmem ne, gitsin falan. Çok bunlar ya konuşuldu biliyor musun? Mertens için. Yok hocam, onu geçen gün de söyledim. Allah vallahi yani. Öyle. Yemin ediyorum. Olmaz ya. Ya bundan sonra şey alayım ben. Kayıt alayım. Sana göstereyim. Veya ya var bir iki tane söylenmiş. Ya ne bir iki tanesi bir iki ya. Maç özelinde. Hayır. Hayır öyle. Gene iddia ediyorum. Mertens bugün Galatasaray'ın en iyi adamlarından biri hücumda. Yani çok önemli bir adam. Mertens önemli. Mertens hep göz bebeğiydi. Gene göz bebeği. Gene oynasın şimdi seni. Şimdi sene daha da öyle tabii. Şimdi 37 yaşında mı bu? 36 Mertens. Mı? 37. 37. E o sen, her seferini unutuyorum. Zeko'yu aldın 37 yaşında. Aklım sırrı vermeden. Hocam oyuncunun da tasarrufuna kalmış. Bırakır bırakmaz yani. Bıraktırma. Biraz ailevi sebepleri evet. Var. Yani ya daha fazla ya, ailesine vakit ayırmak istiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben peki. Dünyanın çoğu yerini gezdim. İstanbul gibi bir yer yok. Türkiye yok, gibi yok. O anlamda değil hocam. Ya burada hocam gelsin. Bırakır burada yaşar. Niye bıraksın ki oynar? Atilla ya. Burada yaşıyor. Aynen. Tamam da oynar yani. Hocam oynar. Şunu söyleyeceğim. Şimdi deplasmanlar, kamplar. Yani oyuncu diyor ki ben artık kazanacağımı kazandım. Belki yoruldu. Ben ailemle artık belki dünyayı gezmek istiyorum diyebilir. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Diyebilir. Tamam bak şey Alex Ferguson da öyle. Ben dünya bana göre hala dünyada bir numara benim için. Adam bıraktı ben gezeceğim dedi falan filan. Ama şimdi burada sana yazarlarla, çizerlerlese işte formsuz, mormsuz falan diye adam diye adalet olsun. Ben katılıyorum size. Yani. Bence de bir sezon daha kalmalı Galatasaray'da ben, ama. Ben olsam bırakmam. Bakalım bırakmam ikna yani. Edilirse. Peki bana şey yazmış Mehmet Bey. Bazen çok hızlı konuşuyormuşum ama yine de anlaşılıyormuş. Anlaşılıyorsa sıkıntı yok. Bazen hızlı konuşuyorum evet. Şimdi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in divan kurulu toplantısında konuşmaları var. Açıklamalarına bir bakalım neler söylemiş. Evet, şu anda lider konumda Galatasaray. İşler iyi de gidiyor saha içinde ve şampiyonluk konuşmaları başladı. Tabii bir yandan gergin de bir ortam var. Taraftarını da pozitif tutması lazım Dursun Özbek'in. Açıklamaları nasıl yorumlayacaksınız? Önce öyle başlayalım. Süper Kupa ile ilgili de konuşuruz. Dün de bir açıklaması var Sayın Başkanım. Bir kere tutumu, tavrı son derece güzel. İtidalli yaklaşıyor. Ama başka bir kısım var. Hani yayının başında dedim ya kimse şu anki nefret iklimiyle alakalı sorumluluk almıyor. Evet. Kimse almıyor. Hani sanki bu gündem kendiliğinden oluştu bir anda. Veya benle Güvenç Hoca oluştu herhalde bu gündemi. Şimdi Sayın Başkan diyor ki futbola ekilen nefret tohumlarını görüyorsunuz. Bizi birbirimize düşürenlere izin vermeyelim diyor Sayın Başkan. Çok güzel bir mesaj. Evet. E peki Sayın Başkan değil miydi bundan yaklaşık 2 ay önceydi galiba. Fenerbahçe için şu ifadeyi kullandı. Çanakkale'de düşman evet. Askerlerine karşı nasıl savaştıysak aynı savaşı vermeliyiz. Çok da eleştirildi bu açıklaması. Yani ki bu tarz konuşmamasıyla daha çok kesinlikle. Sayın Başkan benim tanıdığım, gördüğüm bu seviyedeki en düzgün, en mütevazı insanlardan bir tanesi. Bence pişmanlık duyuyor şu an söylediklerinden. Çünkü tarzı olan bir açıklama değildi bu. Ama kulüpler öyle bir noktaya geldi ki artık öyle açıklamalar yapmak zorunda bırakılıyor ki bazen yöneticiler camia baskısı yüzünden. Başkan bence çok istemediği bir açıklama yaptı. Ama dedim ya burada sorumluluk almak gerekiyor. Ben başkandan şunu duymak isterdim. Ya arkadaşlar ben de zamanında bazı hatalar yaptım. Kendi üzerime düşen öz eleştiriyi yaptım. Bundan sonra daha itidalliyim dese daha doğru olurdu. Bir işin diğer tarafı var. Dün Sayın Başkan bir açıklama yaptı ya hani son derece itidalli sözleri vardı. Ya sosyal medyayı bir açtım Melike linç ediliyor başkan. Evet. Efendim Fenerbahçe sana şunu söyledi sen nasıl yanıt vermezsin? Fenerbahçe böyle diyor sen diyorsun ki itidalli olalım sen nasıl başkansın? Ya inanılmaz ya bir şey. O işi gücü korkunç baskı. Evet yani işi gücü olmayanlar yazıyor işte. Ama hocam şöyle yani. Bir durum da var. Yani bunu dün söyledim bir daha söyleyeceğim çünkü önemli bir konu bence. Sosyal medyada, dijital medyada, özellikle YouTube'da. Kaos çıkmasını isteyen, savaştan evet. Beslenen, kandan beslenen birçok insan var. Okuması. Savaş çıktığı zaman daha çok izleniyorlar. Savaş çıktığı zaman daha çok tıklanıyorlar, daha çok para kazanıyorlar. Şimdi bu insanların rüzgarına kapılmamak gerekiyor. Özellikle yöneticilerimizin. Bence güzel bir adım attı Sayın Başkan. Umarım samimidir, umarım bu devam eder. Bundan sonra da diğer yöneticilerimiz eğer bu yolda giderse en azından lig sonuna kadar daha sağlıklı bir şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. Umarım devam eder bu tutum. Ben kapattım Twitter'ı. Bakmıyorum yani.
Vallahi bakmıyorum. Ya ben neler, bakıyorum çünkü ya, oradan konuşuyoruz izleyicilerimizle. Mecbur hocam. Yani şimdi adamlar öyle bir şeyler yazıyorlar ki oraya. Allah'ım yarabbim ya. Hocam bak şimdi kapattın şu mesajı göremiyorsun. Konudan çok bağımsız olacak ama. Şöyle söyle bakayım. Kenan Bey yazmış. Diyor ki Güven çocuğa sorar mısınız? Düğün ne zaman? Damat gibi olmuş. Aa bak bunu. Kapattın. Ay, kapattın bu mesajı Kenan göremiyorsun. Kenan Bey kısmetlerim yok kapandı. Okutacağım. Telli Baba'ya gideceğim. Teşekkür ediyorum. Hemen açayım. Ya böyle 100 tane eleştiri var, bir tane böyle var ya. Hocam Allah. Yok seni seviyorlar ya. Ya teşekkür ediyorum. Bakıyorum şöyle. Evet saçlar, bak saçlara hep gelen saçları. Dövrü. Allah'ım ya. Hocam 5 yaş bak vallahi minimum. Bir şey ben geçen mi? Size mesaj şimdi, atmıştım hatırlıyorsunuz evet, değil mi? Evet. Hocam saçlarınız şahane olmuş ya, diye. Şimdi bir şey neyle yıkıyorsun saçını onu soruyorlarmış. Heh. Tarifiniz şampuan. Var mı hocam? Özel bir tarifiniz. Reklam olur. Hayır. Marka söyleme. Nasıl? Ne özelliği var şampuanın? Ne yapıyorum? Ya, ne bileyim bir şampuan işte. Genetik bu. Yok. Tarıyor şey, canım. Hocam bu arada maşallah gerçekten ya de. Ya şey neden nazar ona? Değil. Nazar değmiyor. Şampuandan sonra ne yapıyorum biliyor musun? Sabun var ya yeşil sabun. Şöyle elime alıyorum. Hangi yeşil sabun? Ya, bildiğin yeşil sabunu ya. Banyo sabunları yok mu ya? Yeşil doğal sabun mu hocam? Var? Yeşil sabunla ya yeşil ya banyo sabunları var şöyle. Rengi yeşil. Beyaz yani. Sabun gibi. Yeşil ha yani. Yani öyle doğal. Yeşil ha doğal. Katkı maddesiz. Çünkü şey var ya bu tamam. Bitkisel sabunlar var farklı farklı. Tamam var. İşte bu yeşil ya neyse yani rengi yeşil işte. Hı. Şöyle alıyorum elime el tamam sabunu mı? Ya banyo sabunu şöyle. Tamam. Şöyle yapıyorum mesela ya sonra kafamı tekrar duşun altında ıslatıyorum ya onu bir sürüyorum bir köpürüyor aklınız hayaliniz durur. Yani o sabunlar şeyler, şampuanlar saçta kalmış yani biliyor musun? İnanılmaz köpük var. Ondan sonra hepsinin şey oluyor. Ya babam benim 100 küsür yaşında öldü, şeyi yoktu ya, ak saçı yoktu neredeyse. Genetik. Allah rahmet eylesin yani. Allah rahmet eylesin. Ya ne yok? Allah sana da sağlıklı. Hepimize versin inşallah. Evet, ne söyleyeyim biliyor musun? Ne söyleyeceğim? Ya yiyecek içeceklere bir şey dikkat etmek lazım. Geçenlerde bu kadınla şey dünya gününde bizim işte o tüm büfet var ya bir şey yaptı. Lale Bel kısa şey verdi hediye şudur budur falan işte hediye derken özümledin. Ya hep kariyerlerden bahsetti. Ya burada çocukların beslenmesi çok önemli. Anneleri bu yönde eğitmek lazım. Hocaları dinliyorum profesörleri. Şey yem, çikolata yemeyecek, abur cubur yemeyecek, işte yok cips yemeyecek falan filan. Çocukların çoğu ne oluyor? İşte dikkat dağınıklığı oluyor, anksiyet oluyor. Ondan sonra hiperaktivite var falan filan. Saçlara da hep her şeye tesir ediyor. Yani yemesi, içmesi insanların doktorlarının söylediği, ya hiçbir şey bilmiyordu. Şimdi burada söyleyemeyeceğim tabii bazı şeyler. Ekmek yemeyin diyor, uzak durun diyorlar. Canan Karatay gibi. Hiçbir şey yemeyecek. Ya yok canım ne yemeyin ya. Canan Hoca'ya kalsak var ya. Yalnız şimdi. Ama ben bir test yaptırdım gerçekten aynen Canan Karatay'ın dediği gibi. Bulgur da yemeyeceksin, pirinç